Selamlar herkese. Bu videoda yine görsel öğelerdeki yığılmış çubuk ve yığılmış tutum grafiklerden bahsedeceğim. Böyle bir satış tablom var Excel üzerinde. Bunu gelip Power BI'nin içerisine alıyorum. Buradan tablomu seçtim. Şimdi ilk önce yığılmış çubuk grafiği ekleyelim ve bunun özelliklerine bakalım. Şimdi eklediğinizde bu şekilde bir gri alan görürsünüz. Daha sonrasında eksen alanı, bunun ekseni bu şekilde. Yani buradaki y ekseni. Ben bu y eksenine diyorum ki benim burada bölgelerim var. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane bölgem var verimde. Geldim. Bunu eksen alanına ekledim. Yine eksen alanına eklediğinizde yine bir şey gözükmeyecektir. Yani teknik olarak eksen alanı eklemek demek sadece burayı filtreleyip sağ taraf herhangi bir verinin gözükmemesi anlamına geliyor. Peki sağ tarafı, eksenin sağ tarafını ise neye göre dolduralım demek istiyor aslında bize. Buradaki satış adedine göre mi? İşte temsilci, tabii ki bu bir text alanı. Toplam tutara göre mi dolduralım? Biz diyelim ki şimdi değerler alanını toplam tutara göre getir. Şimdi buradaki bölgelere göre toplam tutarı getirdi ve buraya tıkladığınızda ya da üzerine geldiğinizde buradaki toplam tutarları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda, yani şu anda atıyorum bu iki öğe daha açık bir tonda. Bunun anlamı şu: buna tıkladığınızda aslında sayfanın diğer alanlarına da çeşitli öğeler eklediğimde bu alanların filtrelenmesi anlamına geliyor. Bakın şöyle kopyaladım. Tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi iki raporda filtrelenmiş oluyor. Yani bu aynı zamanda bir filtreleme işlemi, grafik üzerindeki seçimleriniz. Dinamik bir şekilde bu şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. Şimdi burada biz bölgeye göre yaptık ama siz grafiğe tıkladığınızda, atıyorum burada temsilci de göreyim ben tıkladığımda diyebilirsiniz. O zaman eksene gelip, yani raporunu bir tık daha genişletmiş oluyoruz aslında. Geldim eksen alanına. Temsilciyi de buranın içerisine attım. Şimdi siz de raporda bunu görmüyorsunuz. Ama ben buraya geldim. Buradaki alana tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğum bölgenin altındaki temsilcileri bu çok rahat bir şekilde bu şekilde görebiliyorum. Yukarı çıktım. Yine aynı şekilde görüyorum. Gene yukarı çıktım. Buradaki temsilcileri çok rahat bir şekilde görüyorum. Burada hiyerarşideki bir sonraki düzeye gidin diyor. Buna tıkladığınızda tüm temsilcileri görürsünüz. Yani buradaki temsilci alanına inmiş olursunuz. Raporu buna göre genişletmiş olursunuz. Hemen yanında, kapattım bunu. Yukarı çıkıyorum tekrardan. Tümün hiyerarşide bir düzey aşağı genişletin dediğinizde ise, bakın burada hem bölge hem temsilciyi birlikte getirdi. Yani iki veriyi birlikte görmek istiyorsanız hem bölgeyi hem temsilciyi, buradaki bu alana tıkladığınızda birlikte görebilirsiniz. Yine burada filtre alanımız var. Buraya gelip bölge deyip mesela sadece bunu seçerseniz, görmüş olduğunuz gibi buna göre çok rahat bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Yine burada gelişmiş filtre alanı var. Atıyorum buraya geldim. Bölge alanında, tabii ki bu şu anda bölge alanına göre filtreliyor. Ben buraya geldim. Görmüş olduğunuz gibi buna göre doğrudan filtreden üste çıktığımda ise doğrudan sadece bunu getirdi. Buradaki filtreyi temiz alanlara gelip filtrelerin tamamını, bu alanla ilgili filtrelerin tamamını temizleyebiliyorsunuz. Buradaki alanların tamamını da aynı şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. Atıyorum toplam tutar üzerinden bir filtreleme yapacaksanız, buradaki küçüktür, büyüktür, küçük eşittir ya da boştur gibi seçenekleri kullanarak da yine filtreleme işlemleri yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu grafiğin dikey versiyonu olan yığılmış sütun grafikte bu sefer eksen aşağı tarafta kalıyor aslında. Yine geldim, bölgeyi eksen alanına ekledim ya da bu sefer temsilciyi getirelim.
toplam yapılan satışı getirelim. Burada görmüş olduğunuz gibi burada yatay bir şekilde, burada dikey bir şekilde yine aynı özelliklerini tamamını burada kullanabiliyorsunuz. Atıyorum raporunuza geldiniz, bir dilimleyici eklediniz. Bu alanda bölge olsun. Bölgeyi seçtiğinizde görmüş olduğunuz gibi burası bölge raporuydu. Burası temsilci. Bölgeyi seçtiğinizde hem bölge alanı filtrelenmiş oldu, hem de görmüş olduğunuz gibi temsilci alanı filtrelenmiş oldu. Raporlarla ilgili buradaki biçim alanından çok detaylı bir şekilde raporunuzla ilgili biçimsel özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Geldim mesela, veri etiketi ekledim. Görmüş olduğunuz gibi renkleri ne kadar, tüm detayları, tüm puntolarını değiştirebiliyorsunuz. Saydamlık gibi, başlık, açık, kapalı, arka plan rengini değiştirelim. Mesela şöyle gri tonda bir şey olsun gibi. Etiketi kapatalım. Etiketi beyaz yapalım ya da geldim. Görünüşü kilitleyebiliyorsunuz buradan. Bir kenarlık istiyorsanız raporunuzda, bakın çıktığında yine bir kenarlık oluyor bu alanda. Gölgelendirme işlemi yapabiliyorsunuz. Görsel üst bilgi alanı, yine bu alanla ilgili de çeşitli görselleştirme işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada bir detay bilgi olması açısından ben şimdi buradaki filtremi kaldırdım. Ben diyorum ki ben filtrelemeleri sadece bu rapor üzerine yapacağım. Şu bölge alanı kalsın. Şimdi şu işaret size standartta gelmeyecek. Ben demin açmış olduğum için bu alanı. Buradaki etkili biçim alanına gelip buna tıkladım. Etkileşimleri düzenle dediğimde bakın bu alanlar gelecek. Ben diyorum ki, ya da şuna tıklayayım. Şu etkilenmesin. Görmüş olduğunuz gibi burayı kapalı hale getirdim. Bakın burada seçiyorum. Yukarı taraf filtreleniyor ama soldaki tabloya herhangi bir şey olmuyor. Yine buraya geldim. Bunu da kapatırsam görmüş olduğunuz gibi bu alan etkilenmeyecek. Bunu açalım. Sağ taraf görmüş olduğunuz gibi raporda sabit kalırken sol taraf buradaki filtrelerden doğrudan etkileniyor. Buradaki, yani hangi öğe ile ilgili çalışacaksanız, yani burada bir şey seçtiğinizde diğer öğeler nasıl bir reaksiyon versin bunu belirlemek için ilk önce öğeye tıklıyorsunuz. Daha sonrasında biçim alanına gelip etkileşimleri düzenlediğinizde ilgili alanlara gelip bunu seçtiğinizde burada herhangi bir seçim yapsanız dahi diğer alanlarda herhangi bir değişiklik olmamasını sağlayabilirsiniz. Özellikle atıyorum raporunuzun belirli bölümünde sabit veriler varsa bu etkileşimleri düzenli alanı sizin çok işinize yarıyor olacak.